Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadisu kesreti kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubileh. Evet, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubileh bu mübarek zikri çok söylediğinin hadisi. Tabi bu hadis min Sahih-i Müslim, Kitab-ı Salah. Müslim'in sahihinde salat kitabında babu ma yukalu fir ruku'i ve sucudi, rukuda ve sucuda musalli ne söyler babında. Haddeseni Muhammed ibn Musanna, haddeseni Abdul A'la, haddesena Davud an Amirin an Mesruk an Aişete radıyallahu teala anhuma. Kalet, Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurmuş. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru. Efendimiz çoğaltırdı. Min kavli, yani şu sözü çok söylerdi. Subhanallah ve bihamdihi. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Estağfirullah ve etubileyh. Ondan mağfiret talep eder ve ona dönerim. Fekultu ya Resulullah. Hazreti Ayşe annemiz buyurdu ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, اَرَاكَ تُكْسِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ Ya Resulallah, sen bu sözü çok çoğalttığını görüyorum. Yani çok söylüyorsun. فَقَالَ خَبَّرَنِي رَبِّي Efendimiz buyurdu ki, خَبَّرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ Aziz ve celil olan Rabbim bana haber verdi ki, اَنِّي Ben, yani Efendimiz, سَأَرَى عَلَامَةً Bir alamet göreceğim. فِي اُمَّتِ Ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. فَاِذَا رَأَيْتُهَا O alameti gördüğümde اَكْسَرْتُ مِنْ قَوْلِي سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِي اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَتُبِلِهِ Bu sözü çok ne yapacağım? Söyleyeceğim. فَقَدْ رَأَيْتُهَا Ben de o alameti gördüm. Nedir o? اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet. Demek Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde insanları da Allah'ın dinine fevç fevç topluluklar halinde girdiğini gördüğün zaman fesebbih bihamdi rabbik. Evet. Rabbini hamd ile tesbih ile tenzih ile ve estağfirhu ondan mağfiret talep et. İnnehu kâne tevvâbe. Şüphesiz ki Allah tövbeleri çok kabul edendir. Ve fi rivayetin li muslimin anha, yani o Hazreti Ayşe'den rivayetinde ziyadetu, bu ziyade var. Allahu mağfirli, yani Allah mağfirli var. Yeteevvelul Kur'an. Efendimiz de Kur'an'ı böylece tefsir ve tevil ediyordu yani. Evet. Lafzu rivayeti es-saniye li muslim. İkinci rivayetin lafzı Müslüm'e aittir diyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru en yekûl fî ruku'ihi ve sucudihi. Efendimiz rükûnda, sucudunda سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِهِ اللّٰهُمْ اَغْفِرْلِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنِ Evet. Efendimiz rükûnda, rükû ederken, sucuda giderken سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِهِ اللّٰهُمْ اَغْفِرْلِي سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ olacak. O bihamdihi Allah alem belki baskı hatasıdır. Çünkü Sübhaneke diyoruz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ Evet, قال النبوي رحمه الله İmam Nebevi'nin Sahih-i Müslim üzerinde bir şerhi vardır. Tabii ben o şerhe baktım, bu hadisin şerhine baktım. Tabii bu müellif, bu kitabı yazan müellif ondan ihtisar etmiş almış. Yani hepsini kelimesi kelimesine almamış, nakletmemiş İmam Nebevi'nin sözünü. Belki ihtisar etmiş almış. Şimdi Nebevi'den nakledecek ama ihtisaren yani. Ma'naye te'evvelul Kur'an, Kur'an'ı tevil ederdi manası nedir? Yev ya'melu, yani amel ederdi, ma umire bihi, yani kendisine emredilmiş olan şeyle amel ederdi, yani yerine getirirdi. Fi kavlillahi, Allah'ın şu sözündeki, fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu, innehu kâne tevvâba. Allah Teala diyor ki, Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret talep et,
Efendimiz de buna uyuyordu. Rükûnda, sücudunda Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme affirli diyerek bu Kur'an-ı Kerim'de mi tevil ediyor yani. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu hâzel kelâmel bedî'e. Yani fevkalade güzel bu kelamı ne yapardı? Söylerdi. El bedî'e fil cezâleti. Yani fesahatte böyle fevkalade çok fesih, çok böyle cami' bu fevkalade güzel kelamı ne yapardı? Söylerdi. El müstevfi ma emerehullahu bihi fil ayet. Allah'ın ayette emretmiş olduğu şeyi toplayıcı. Evet. Zaten cezalet toplayıcı manası var. Yani el kaviyul fesihul cami' manası Arapça tercüme edersek cezaleti. El kavi yani kavi metin, el fasih fasih, el cami' yani bütün manaları cem edici. İşte onu diyor. El müstevfi ma emerehullahu bihi fil ayet. Allah-u Teala'nın ayeti emrettiği o şeyleri kapsıyor bu Peygamber Efendimiz sözü. Yani Sübhaneke Allahümme ve bi Rabbena ve bi hamdike Allah mağfirli sözü ayeti ne yapıyor? Kapsıyor. Ve kâne ye'ti bihi Efendimiz bu mübarek zikri söylerdi. Fir ruku'i ve sucudi hem rukuda hem sucudda. Niçin? Li'enne hâlete salati fîhima. Evet. Çünkü namazın durumu hem ruku ve sucudda eftal min gayriha. Evet. Başkasındaki başka ibadetlerde mesela isterse oruç olsun, diğer hac olsun. Yani namazda hem de namazın içindeki rukuda ve sucudda bu halet diğerlerinden daha faziletli demek istiyor. Fekâne yehtâruhuma Fekâne yehtâruhuma o rükû ve sucudu tercih ederdi. Niçin? Li edâi hâzel vâcibillezî umire bihi. Emredilmiş olan o vacip, o zikri yerine getirmek için namazı tercih eder, namaza da rükû ve sucudu ne yapardı tercih ederdi. Tabi İmam Levevi'nin ibaresinde diyor niçin namaza getirirdi? Diyor çünkü namaz diğerlerinden daha eftar olduğundan dolayı. Diğer ibadetlerden daha eftar. Ama burada musannif fihima zamiri tesniye getirdiğine göre biz o zaman rükû ve sucud diyeceğiz. Ama İmam Nevevi'nin ibaresi böyle değildir yani. Oraya bakılabilir. İmam Nevevi'nin Müslim şerhine bakılabilir. Evet. O yüzden biz de mecbur böyle mana yapmak zorunda kaldık. Olsa normalde İmam Nevevi diyor ki namaz ibadeti diğer ibadetlerden daha üstün olduğundan dolayı Efendimiz bu mübarek zikri namazda eda ediyordu yani, yerine getiriyordu. Niçin liyekûne ekmele, daha böyle kamil bir şekilde o emredilen şeyi yerine getirsin. Vel hudû'u lillâhi fîhima yekûnu evdaha. Çünkü rükû ve sucudda Allah'a boyun eğmek daha böyle açık, daha evdaha ve azhara min gayrihima. Rükû ve sucudun dışındaki ibadetlerden daha nedir? Daha böyle açık, daha belirgindir. Ve mâne subhanallah. Subhanallah'ın manası nedir? Berâeten ve tenzihen lillâhi. Allah'ı tenzih etmek, bera tenzih aynı manadır. Allah'ı tenzih etmek. Neden tenzih etmek? Min kulli naksin, bütün noksanlıklardan ve kulli sifetin lil hadisi. İmam Nevevi'nin ibaresi de lil muhdesi. Hadis muhdes birdir. Yani sonradan yaratılmışların sıfatlarından Allah münezzehtir. Yani biz sonradan yaratıldık. Bizim sıfatlarımızdan Allah münezzehtir. Yani bizdeki sıfatlar yani haşa Allah o sıfatlarla bizdeki olan bu sıfatlardan münezzehtir. Çünkü bizde kötü sıfatlar var. İyi sıfatlarımız da Allah'ın sıfatlarının yanından bile geçemez. Yani iyi sıfatlarımız bile Allah'ın sıfatlarını nazaran yani bir yok mesabesindedir. Evet. Ve bihamdihi ne demek? Ey ve bihamdike sebbehtuke ya Rabbi. Seni hamd ile tesbih eyledim. Yani hamdinle mütelebbis olduğum halde tesbih edeyim. Yani subhanallah ve bihamdi dedim yani. Yani hamd ile mütelebbis olduğumda, mütelebbis olarak seni tesbih ediyorum. Ey bi tevfikike, yani senin bana beni muvaffak etmenle ve hidayetike, bana hidayet vermenle ve fadlike ve bana ihsanatta bulunmandan dolayı aleyye ve fadlike aleyye sebbehtuke. Demek ki ya Rabbi sen beni muvaffak etmesen, bana hidayet etmesen, bana ihsanda fazla fadılda bulunmasan ben seni tesbih edemezdim. Evet.
La bi havli ve kuvveti. Ben kendi gücüm, kuvvetimle değil, senin beni muvaffak etmenle bunu ne yaptım, yerine getirebildim diyor. Evet. İnsanoğlu daima bunu düşünürse, yani bütün ibadetlerimize, ister namaz olsun, ister oruç olsun, ister hac olsun, ister zekat olsun, ister diğer Kur'an-ı Kerim, zikir, ilim, hep Allah'ın bizi muvaffak kıldığını düşüneceğiz ve kendi nefsimize bir pay biçmeyeceğiz. Böyle oldu mu insan kendini beğenmekten, gururdan, kibirden, ucubtan ne olur? Emniyeti olur. Hani bu Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın sözü aklıma geldi Hud suresinde. Onu da inşallah size okuyayım buradan. Diyor ki, tabi ayet uzun. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ Bak diyor, başarım sadece Allah'tandır. Yani beni başarıya ulaştıran, peygamberlik nimetini veren, ondan sonra kendisine ibadet etmeyi nasip eden odur diyor. Sadece odur. Yani o bana bu nimetleri vermeseydi ben kendimden bir şey yapamadım demek istiyor. Evet. Fefihi bu tesbihte vardır. Şükrullahi ala ni'amihi, Allah'ın nimetlerine karşı bir şükür vardır. Bir de ne vardır? Vel i'tirafu biha, o nimetleri biha ni bin ni'ami. O nimetleri itiraf vardır. Vel istiğfar, bu mübteda yapıyoruz bunu. Tabi İmam Nebevi'nin ibaresi böyle değil. İmam Nebevi'nin ibaresi daha açıktır. Ama burada hepsi bu müellif bir yapmış, ihsar etmiş. O yüzden biz bunu vel istiğfar mübteda yapacağız. Vel istiğfar minhu sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizden sadır olan istiğfar. Ve huve mağfurun lehu halu hal, peygamberimize bütün günahları bağışlanmış olduğu halde Efendimizin istiğfar talep etmesi, mağfiret talep etmesi, bu فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْاِفْتِقَارِ اِلَى اللّٰهِ, bu ubudiyet ve Allah'a olan muhtaçlık babındandır. Yoksa Efendimiz haşa günah işlemiş de ondan dolayı Allah'tan mağfiret talep ediyor değil. وَاللّٰهُ عَلَمْ اِنْتَهَا نَوَوِي demiş. Keşke oraya bir ihtisar yazsaydı. Yani müellif tam kelimesi kelimesine Nebevi'nin, İmam Nebevi, Allah ondan razı olsun. Onların bereketinden bize eksik eylemesin. Yani İmam Nebevi'nin ihtisaren kelamını ne yapmış? Naklettiği. Dileyen İmam Nebevi Hazretlerinin hadis, bu hadisin şerhine müracaat edebilirler. Evet. Burada kalalım inşallah. İnşallah yarın hadisu fi men yemutu ve ve yeşhedü en la ilahe illallah. Kişi öldüğü zaman la ilahe illallah derken vefat ederse bunun fazileti nedir? Ondan bahsedecek. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين